Aşağıdaki metinlerin hangisi bu anlatım tekniklerinden biriyle ilişkilendirilemez? Tekniklere bakalım hızlıca. İç konuşma hikayede kendi kişinin kendi kendine içinden konuşmasıdır. Bu teknikte anlatıcı devreden çıkar. Okurla kahraman baş başa kalır. Okur kahramanın iç dünyasına girer. İç çözümleme tekniği hikayede kişinin duygu ve düşüncelerinin yazar ya da anlatıcı tarafından anlatıldığı tekniktir. Anlatıcı hikayede kahramanın aklından geçenleri onun karşısında durup da okuyormuş gibi Verir. Bilinç akışı kişilerin iç dünyalarını aracısız olarak okura iletme olanağı sağlar. Kahramanın duygu ve düşünce dünyası düzensiz bir şekilde verilir. Düşüncelerin verilmesinde mantıksal bir bağ yoktur. Geriye dönüş, kronolojik bir biçimde gelişen olay örgüsünde geçmişe yönelik bilgi vermek amacıyla kullanılan anlatım tekniğidir demiş. Anlatım tekniklerinin açıklamaları bu şekilde. Şimdi A seçeneğine bakalım arkadaşlar. Babasını hatırladı. Trenle yolculuk ederken aman oğlum demişti. Yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu millete. İlle de muhtara. Benim oğlumsan sırtın yere gelmez. Kahramanın e, hali hazırda bulunmuş olduğu zaman diliminden geriye doğru gitmesi yani babasının söylemiş olduğu bir sözü hatırlaması burada geriye dönüş tekniğinin kullanıldığını bize göstermektedir. B'ye baktığımızda gelelim şöyle eleyelim. Eskici hem çalışıyor, eskici hem çalışıyor hem de ara sıra heya öyle mi gibi dinlendiğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu. Artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgarını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli hem yaslı dinliyordu. Geçmiş günleri, kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu. Bakıldığında anlatıcı roman eserde geçen karakterin hangi ruh hali ol, içerisinde olduğunu bizlere hakim bakış açısıyla birlikte göstermektedir. Özellikle hakim bakış açısının olmuş olduğu bu metinlerde biz iç çözümlemenin de var olduğunu görebilmekteyiz. Burada ne demiştik? Kişinin duygu ve düşüncelerinin yazar ya da anlatıcı tarafından anlatıldığı tekniktir. Kahramanın aklından geçenleri onun karşısında durup da okuyormuş gibi verir. Burada biz karakterin, kahramanın anlatıcı tarafından duygularının ve ruh halinin ne düzeyde olduğunu, hangi durumda olduğunu görebilmekteyiz. Anlatıcı bize bunu sanki zihnini, karakterin zihnini okuyormuş gibi aktarmakta. İş çözümleme tekniğinin burada kullanıldığını görmekteyiz. C'ye baktığımızda, Aldı götürdü beni. Yemyeşil bir çayırın ortasına bırakıverdi. Altımda ebe gümeçleri hışır hışır kırılıyor. Elimde yapraklı, tomurcuklu, top top beyaz çiçekli bir dal. Küçücük nelerin oluşturduğu çiçek yumakları. Bütün özlemlerimle, özlemlerimle birleşip ak bir çiçek topu olan bu dal sensin. Evin var sende. Anam, babam, doğmamış çocuğum var. Ee, birinci tekil kişi ağzıyla anlatıldığını yani kahraman bakış açısıyla ee, parçanın oluşturulduğunu görmekteyiz. Kahraman bakış açısıyla oluşturulmuş bu parçada arkadaşlar bir iç konuşma tekniğinin var olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Kahraman baştan sona kadar şu küçük parçadaki olayda e, kesitte bize e, bir iç konuşmasını, içsel konuşmasını aktarmaktadır. İç konuşma ile iç çözümleme arasındaki farkı da hemen söyleyeyim ben sizlere. İç konuşmada herhangi bir şekilde e, hakim bakış açısı durumu söz konusu değildir. Eğer hakim bakış açısı işin içine giriyorsa... Bu iç çözümlemedir. Eğer hakim bakış açısı yok, kahraman bakış açısı var ise bir iç konuşma yani iç monolog durumu söz konusuysa bu iç konuşma tekniğiyle alakalıdır. D'ye baktığımızda bugün kimse ölmesindi, bugün dövüş edilmesin, bugün kimse ağlamasındı. Akşama doğru vapur iskelesine gittim. Daha vapura vakit vardı. İki çocuk iskelenin parmaklarında cambazlık yapıyor. Bir adamla mini mini bir kız çocuğu elleri balık pulu içinde balık ağlıyorlardı. İskelenin iç çırpınmayan bina gölgeleri düşmüş denizi Monaco Prensi'nin akvaryumu gibiydi. Köyden güneş çekilmişti, onu tarifelerin asıldığı siyah tahtanın dibine çömelmiş gördüm." diyor. E, kimse ağlamasın derken bir anda vapur iskelesine gitmesi, vapur iskelesinden sonra da köye bir e, dönme durumu söz konusu olmuş. E, bir mantıksızlık durumu var, olaylar arasında bir mantıksal bağ durumu söz konusu değil arkadaşlar. Biz bu tarz e, parçalara, bu tarz e, kahramanın zihninden geçen unsurların mantıksal bir bağ olmadan e, düzensiz bir şekilde aktarılmış olduğu tekniklere bilinç akışı tekniği diyoruz arkadaşlar. Onu da bilinç akışı tekniğinde D seçeneğinde görmüş olduk. E ya da bakalım. O sabah ana mektebinin bahçesinde fevkalade bir telaş ve canlılık vardı. Talebe talebe bayramı günüydü. İlk ve orta mektepler kafile kafile marşlar söyleyerek sokaklardan geçiyor şehrin uzak mesirelerine dağılıyorlardı. En ihtiyar talebesi 6 yaşında olan bu ana mektebinin o kadar uzaklara götürülmesine imkan yoktu. Bakıldığında gözlemci bakış açısıyla anlatılmış bir parça olduğunu görmekteyiz. Ve herhangi bir şekilde burada verilen tekniklerden bir tanesi kullanılmamıştır burada. Yani ne iç konuşmanın var olduğunu görüyoruz, ne hakim bakış açısının var olduğunu görüyoruz ki iş çözümlemeden bahsedelim. Ne olaylar arasında bir mantıksızlık durumunu görüyoruz ki bilinç akışından bahsedelim bu noktada da ya da bir geriye dönüş durumunun var olduğunu görmüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneğinde burada herhangi bir anlatım tekniği kullanılmamış. Kullanılmaması sebebiyle doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Yaşanmış ya da yaşanabilir bir olayı veya durumu kişiyi yer ve zaman belirterek anlatan edebi türdür. Hikaye doğrudur arkadaşlar. Kişi, olay, durum, mekan, zaman olmak üzere dört yapı unsurundan oluşan hikayede bir anlatıcı ve bakış açısı olur. Anlatıcı birinci tekil kişi de olabilir, üçüncü tekil kişi de olabilir. Bu bakış açısına bağlıdır aslında biraz da. Üç tane bakış açısı vardır temelde. Bunlar nelerdir? Kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı ya da hakim bakış açısı. Hakim bakış açısının diğer ismi ilahi ya da tanrısal bakış açısı da denilebilmektedir. Eğer hakim bakış açısı ya da gözlemci bakış açısıyla eğer olay anlatılıyorsa biz burada üçüncü kişinin anlattığını e, görürüz üçüncü tekil kişi o e, anlatıcısı e, bize olayları aktarır Eğer kahraman bakış açısı e, ile anlatılıyorsa bu sefer birinci tekil kişi anlatıcı konumundadır yanlışlık yoktur Doğrudur arkadaşlar üçe bakalım bir çatışma üzerinde şekillenen hikayede olay sayısı örgüsü zengindir kişi kadrosu geniştir yanlıştır arkadaşlar e, hikayeler gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısa şekilde e, anlatan bir türdür kısa oluşu yalın bir olay örgüsüne sahip olması genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır ve dolayısıyla burada bir bilgi yanlışı vardır. Devamına bakalım. Farklı anlatım tekniklerinin kullanılabileceği hikayede amaç okurda zevk ve heyecan uyandırmaktır. Doğrudur arkadaşlar. Bir olayın bir düzen içinde merak unsuruyla alındığı hikaye olay hikayesi. Olayı arka planda tutarak yaşamın belli bir kesitini anlatan hikaye türüne ise durum hikayesinde durum hikayelerinde serim, düğüm, çözüm gibi unsurlar yoktur. Okuyuna, okuyan kişide bir merak uyandırma duygusunun oluşması amaçlanmaz. burada da herhangi bir yanlışlık yok. Burası da doğrudur. Üçte bir bilgi yanlışı var dedik. C seçeneği doğru cevabımız olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta noktanın denediği bir tür de tiyatrodur. 4 piyes denemesinin ilk ikisi Afife Angelik ile Atala, Batı kaynaklıdır. Afife Angelik kaynağını Cenevive de Barabant efsanesinde bulurken Atala, Chateaubriand'ın aynı adlı romanın piyes biçimine getirilişidir. İlk telif piyesi Vuslat'ı Namık Kemal'in zavallı çocuğunun etkisi kaleme alırken gençlerin evlendirilmesi gibi o dönemin önemli bir sosyal meselesini işler. Çok bilen çok yanılır ise binbir gündüz hikayelerinden esinlenerek kaleme alınmış bir Komedidir. Recaizade Mahmut Ekrem'den bahsedilmektedir arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'in eserleri yer almaktadır. Öfvencilik, Atalay, Vuslat gibi. Ee, bakıldığında Recaizade Mahmut Ekrem şiir, roman, öykü, biyografi hatta ders kitabı türlerde de eser vermiş. Bu eserlerin yanında burada da belirtildiği gibi dört tane de oyun yazmış bir tanzimat dönemi sanatçısıdır. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Numaralanmış eserlerden hangisi karşıda verilen sanatçılardan birine ait değildir? Gazetecinden Dost Recep Bilginer'e ait bir eserdir. Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen'e aittir. Ah şu gençler Turgut Özakman'a aittir fakat burada kendisi verilmemiş. Yazalım buraya Turgut Özakman. Şöyle yuvarla alalım bunu. Kösem Sultan Turan Oflazoğlu'na aittir. Büyükşehir ise Cevat Fehmi Başkut'a ait bir eserdir. Ee, ah şu gençlerin yazarı Turgut Özakman burada verilmemiş, 3 boşa düşmekte ve doğru cevap C seçeneği olmaktadır. Bu parçadaki numaralanmış yerlere aşağıdaki eserlerden hangileri gelmelidir? Reşat Nuri Güntekin Cumhuriyet döneminin önde gelen yazarlarındandır. Genellikle toplumcu yana ağır basan, Anadolu insanının sorunlarına değinen ve bunlara çözüm getirmeye çalışan eserler vermiştir. Milli Eğitim Müfettişliği görevi dolayısıyla Anadolu'nun pek çok yerini gezmiş, Anadolu hayatını yakından tanıma olanağı bulmuştur. Hikayelerinde bu gözlemlerin izleri açık ve etkileyici bir biçimde yer alır farklı türlerde eser vermiş sanatçı hikaye, tiyatro, gezi yazısı türünde eserlerdir diyor. Bir numarada hikaye, iki numarada tiyatro, 3 numarada gezi yazısının olması gerekmekte. Bakıldığında A seçeneğinde Tanrı misafiri hikaye türünde bir eserdir. Miskinler tekkesi romandır fakat burada bizden tiyatro istiyor. Bunu eledik. B'ye baktığımızda Sönmüş Yıldızlar hikaye türünde yazılmış bir eser. Tanrı Dağ Ziyafeti tiyatro türünde bir eseridir. Reşat Nuri'nin Anadolu, Anadolu Notları ise yazısı türündedir. Ve bizim de aradığımız zaten budur. Doğru cevap B seçeneği olacak. Diğerlerine de bakalım. Leyla ile Mecnun hikayedir. E, fakat Damga tiyatro değil. Nedir? Roman türünde yazılmış bir eserdir. Olağan, olağan işler hikaye türünde yazılmış bir eserdir. Fakat Yaprak Dökümü romandır. Bunu da eledik. Hülleci zaten hikaye değildir. Hülleci nedir? Oyundur. Bunu da baştan elemiş olduk Tekrar söylemek gerekirse Sönmüş Yıldızlar hikayedir. Tanrı'da ziyafet, tiyatro, Anadolu notları, gezi yazısıdır ve bizden bunu istemektedir. Ve doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızda bir yol gösterici görevi üstlenmiş, Türkçeyi özleştirmede üstün çaba göstermiştir. Cumhuriyet döneminin en önemli deneme ve eleştiri yazarlarından olup şiirle de ilgilenmiştir. Günlerin getirdiği okurma mektuplar deneme... Günce ise günlük türünde bazı eserlerindendir diyor. Nurullah Ataş'tan bahsedildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda modern anlamda deneme türünün e, deneme türünde ürün veren ilk yazar ve eleştirmen olarak kabul edilen bir isimdir Nurullah Ataç. Dergah dergisinde yayınlanan şiir ve yazılarıyla edebiyat dünyasına girmiş, çeviri, deneme ve eleştirileriyle, eleştirileriyle Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş bir isimdir. Yeni bir kültür ve dil arayışı içinde kendi türettiği sözcükleri, devrik cümleleri ve kendine özgü anlatım şekliyle dili bir uygarlık sorunu olarak ele almış. Batılılaşma, divan şiiri, yeni şiir eleştiri gibi çeşitli konularda kişisel yönü ağır basan yazılarındaki kuşkucu ve cesur tavrıyla pek çok genç yazarı etkilemiştir Nurullah Ataç. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Numaralanmış eserlerden hangisi Turgut Özakman'a ait diğerlerinden farklı türdedir demiş. Romantika, roman türünde yazılmış bir eserdir arkadaşlar. Bir şehnaz oyun, kanaviçe, deli olan, töre ise bunlar tiyatro türünde yazılmış eserlerdir. Romantika diğerlerinden ayrılmakta ve doğru cevap E seçeneği olmaktadır. Kimisi doğru, kimisi yanlış, tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgiler cevap okları yönüyle takip edildiğinde doğru çıkış aşağıdaki numaralardan hangisi olur? Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinde konuşma ve yazı dili bütünlüğü tamamen sağlanmıştır. Ee, konuşma ve yazı dili nin birleştirilmesi fikri aslında ilk olarak Tanzimat döneminde ortaya atılmıştır. Fakat Milli Edebiyat döneminde bu nispeten sağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde de artık tamamen sağlanmış, oturmuş bir yapıya kavuşmuştur diyebiliriz. Doğrudur arkadaşlar. 1950'li yıllarda hikayede milli duyarlılık, toplumcu anlayış, bireyin iç dünyası gibi eğilimler olmuştur. Doğrudur. Yaşar Kemal Tek Öyküsü Sarı Sıcak ile hikayeciliğe katkı sağlamıştır. Yine doğru bir ...bilgidir. Genel olarak tabi ki de romanlarıyla bilinen bir isimdir Yaşar Kemal. Ama tek bir öyküsü vardır. O da Sarı Sıcak Atlı eseridir. Ki burada da yine kendi anlayışı doğrultusunda bu eseri oluşturmuştur. Toplumcu gerçekçi bir anlayışla oluşturmuştur Sarı Sıcak Atlı eserini. Buna da doğru dedik ve bir numaraya çıktık. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır diyoruz. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bireyin iç dünyasına ayrıntıları önem vererek anlatan yazar... Anadolu insanının derinliğini modern çağ yönelik eleştiriyle birlikte yansıttı. Türk Edebiyatı'nda özellikle uzun hikaye alanında toplumun yaşadığı sosyal değişim ve dönüşüm konu edinerek önemli bir yere sahip oldu. Yazarın yoksulluk içimizde ya tahammül ya sefer hikaye, akasya ile mandolin deneme türündeki eserlerinden bazılarıdır. Mustafa Kutlu'dur arkadaşlar tanıtılan sanatçı. Parçalarda belirtildiği üzere hikayeleriyle öne çıkmış bir sanatçıdır. Hikayelerinde genellikle Anadolu'nun acılarını cahil ve perişan halkı anlatmıştır. Anadolu ve özellikle Doğu insanının konuşmalarını ve şive taktiklerini başarıyla kullanmış bir isimdir Mustafa Kutlu. İslamcı bir yazardır ve hikayelerinde tasavvufa da yönelmiş olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca eserlerinde iç konuşmalar, diyaloglar canlıdır ve farklı metinlerden alınmış parçalarla eserleri, hikayeleri zenginleşmiştir diyebiliriz. Uzun hikaye alanında toplumun yaşadığı sosyal değişim ve dönüşümü konu edinerek önemli bir yere sahip oldu diyor. Aslında bir de Uzun Hikaye adlı eseri vardır onun. Yani eserin ismi uzun hikayedir. Ee, bu da oldukça bilinmektedir ve önemli bir eseridir. Hatta sinemaya da aktarılmış bir eserdir. Ee, güzel bir filmdir tavsiye de ederim. Doğru yanıt C seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bu üç sanatçı için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Ferit Etkü, Orhan Pamuk ve Bilge Karasu verilmiş. Toplumcu gerçekçi anlayışı benimsemeleri diyor. Hayır, üç isimde modernist teknikleri kullanan sanatçılardır. Toplumcu gerçekçi anlayışta eser veren sanatçılar arasında değerlendirilmemektedir bu isimler. B'ye baktığımızda küçürek öykü türünde eser vermeleri diyor. Küçürek öykü hikayenin bir alt türüdür. Öncelikle onu söyleyeyim sizlere. Çok kısa metinlerdir bunlar. Minimal hikaye olarak da bilinmektedir. Ferit Etkin'in bu tür eserleri vardır. Fakat Orhan Pamuk ve Bilge Karasu'nun yoktur. Zaten Orhan Pamuk'un hikaye ile hiç alakası yoktur. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Şiir ve düz yazı türünde eser vermeleri diyor. Ferit Etkin için söylenebilir fakat diğerleri için söylenebilecek bir özellik değildir. Şiir, özellikle şiir türünde eser vermiş olmaları. D'ye baktığımızda eserlerinde modernizmin izlerinin görülmesi. Evet arkadaşlar ortak olan özellikleri budur. Modernist ve postmodernist romancılar arasında değerlendirilir bu üç isim. Ve dolayısıyla ortak olan bir özelliktir eserlerinde modernizmin izlerinin görülmesi ifadesi. E'ye de bakalım. Mistik metafizik anlayışa sahip olmaları. Hayır böyle bir anlayışa sahip sanatçılar değillerdir bunlar. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır.